Arkadaşlar merhabalar. TYT Geometri Full Tekrar Kampı'nın dördüncü günü birinci videosundayız. En önemli günlerden birindeyiz. Çünkü üçgende benzerliği tekrar edeceğiz. Bu videoda ne yapacağız? Üçgende benzerliğin kısa bir tekrarını yapacağız. Ardından klasik soruların çözümlerini yapacağız. Sayfa numarası 32 ve 33'ün yarısına kadar tekrarımız var. 33'ün diğer yarısından sonra da klasik sorular başlıyor. Sonra 34 ve 35'i de işleyeceğiz. Yani toplamda 32'den başlayıp 35'in sonuna kadar olan soruların çözümlerini yapacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Üçgende benzerlik neydi tanımı? Karşıtlı ikişer açısı eşit olan ki otomatikman üçüncü açıları da eşit oluyordu zaten. Veya karşıtlı kenarları orantılı olan üçgenler benzer üçgenlerdi. Benzerlik içinde 3 tane kalıbımız vardı. Açı açı açı, kenar açı kenar, kenar 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 benzerliği. Ki bunlardan en önemlileri neydi? açı 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 benzerliğiydi. Hadi bakalım açı 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 benzerliği nedir? İkişer açısı eşit olan üçgenler açı açı açıdan benzerdir. Çünkü otomatikman üçüncü açı 180'e tamamlayan çift çizgi ise burası da çift çizgidir diyeceğiz. Burada benzerliği yazarken de nasıl yazacağız? Şu şekilde yazacağız. ABC üçgeni benzerdir. Bak çift çizgi alfa teta diye gittik. Burada da çift çizgi alfa teta diye gideceğiz. Yani DEF üçgeni benzerdir diye yazacağız ve benzerliği yazarken de şu şekilde söylüyoruz. AB'nin DE'ye oranı, BC'nin EF'ye oranı, AC'nin de DF'ye oranı diyoruz. Bu şekilde değil. Tabii ki bu klasik yöntem bu, teknik bu ama bizim söylemimiz nedir? Aynı açının karşısındakileri oranla. Bizim için en önemli şey bu. Mesela burası ABC, burası da DF e, ise eğer çift çizginin karşısı A bölü, çift çizginin karşısı D eşittir. Alfanın karşısı B bölü, alfanın karşısı E. O da eşittir. Teta'nın karşısı C bölü. Teta'nın karşısı F deyip olayı bitireceğiz. Peki hocam açı 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 benzerliği çok önemli. Gerçekten öyle. E, burada iki tane kalıp vermiştik. Bu iki kalıbı da bir hatırlayalım isterseniz. Birinci kalıp neydi? Birinci kalıp eşit iki açı olduğunda ortak açı kalıbı. Ortak açı kalıbı neydi arkadaşlar? Hemen ben şuraya çizip göstereyim. Şöyle çok fazla karşımıza geliyor şurası nokta burası da noktayken e hocam ortak açı var mı noktalı üçgenler bak bir bu üçgen bir de büyük üçgen ortak açı burası e nokta karadığım üçüncü açı çift çizgiyken nokta karadığım üçüncü açı burası da çift çizgi olur diyebiliriz peki ikinci kalıp neydi İkinci kalıp da 90'lar en fazla karşımıza çıkan alfa beta kalıbı 90'lar 2 ya da 2'den fazlaysa alfa beta'ya dalıyorduk yani şöyle hatırlatayım Dikdörtgen sorularında ve kare sorularında da çok fazla karşımıza çıkıyordu. 90'lar böyle var. Bak bomboş üçgenlere baktığın zaman. Dal alfa beta ya. Alfa beta. Beta 90'sa alfa. Yani 90'a tamamlayan açısı. Burası da beta oldu. Önceden bomboştu ama bu iki üçgende bütün açılar birbirine eşit oldu. O zaman bu iki üçgen nedir? Benzer üçgenlerdir deyip tek yapman gereken şey ne, ne oluyordu? Aynı açının karşısındakileri oranlamak. Tamam. Bunu unutma. Geldik kenar açı kenar benzerliğine. Arkadaşım Adı üstünde kenar açı kenar. Aynı açıya ait kenarlar karşılıklı olarak birbirleriyle orantılıysa bu iki üçgen benzerdir. Mesela burada alfanın kolları B'ye C. Burada da alfanın kolları BK'ya CK ise. Hocam bunu nasıl yapıyorduk? Alfanın kollarını her iki üçgende de sıralıyoruz. Mesela burada C'ye B. Burada da tabii küçükten B'ye doğru sırala. Burada da alfanın kollarına bak. CK'ya BK. Böyle sıraladığın. Sıraladığın zaman da oranladığında bu kenarlardaki oran her ikisinde de aynıysa ki aynı çıktı. Bu iki üçgene ne diyoruz? Kenar açı kenardan benzerdir diyoruz. Ve benzerlik oranı 1 bölü k'dır. Benzerlik oranı 1 bölü k neye eşittir? Aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşittir. A bölü a eşittir. Gerçekten de bakın yine 1 bölü k geliyor. Tamam bunu unutma. Genelde gözden kaçan benzerlik tipidir. Böyle bir açı olduğunda sıkıştığımızda zaten benzerlik var mı diye bakıyoruz. Ama baktım bir açı varsa kenar açı kenar var mı diye bakmanı tavsiye ediyorum. Tamam. Sonraki benzerliğimizde kenar kenar kenar. Aynı kenar açı kenardaki gibi küçükten tembiye doğru kenarları sırala. A, B, C. Öbüründe de sırala. A, K, B, K, C, K. Sıraladığında hepsini oranla bakayım şöyle. Oranladığında hepsindeki oran aynıysa ki burada 1 bölü K çıktı. Hepsindeki oran aynıysa bu iki üçgen benzerdir. E hocam bütün kenarlar verilmiş. Burada büyük ihtimalle neyi kullanacağız? Açıyı kullanacağız. Buradaki önemli olan mantıkta şu orantılı kenarları gören açılar eşittir. Burada açı eşitliğine gideceksin. Bu açı eşitliklerini yazdı yaz yazdıktan sonra, ondan sonrası çıkıyor. Kenar da sorulsa büyük ihtimal açı eşitliğini yazıp bir yerde x kenar artık görmenizi sağlarlar arkadaşlar. Ya da açı genelde açı sorusu soruluyor ama. Ya böyle açıların eşitliğini bulup ikiz kenarlıktan uzunluk buluturlar ya da işte bu durum böyleyse işte bu açı nedir diye sorarlar. Burada da niye dikkat edeceksin? A'yı gören açıyla A, K'yı gören açı birbirine eşitleyeceksin. Orantılı kenarlı gören açılar eşit. Burada A'yı görenle A, K'yı gören. Sonra B'yi görenle B, gören. Sonra C'yi görenle C, gören açıların eşitliğini gösterdikten sonra sonucu çok rahat bir şekilde ulaşırsın. Tamam. Evet kenar 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 benzerliği de bu. Ama bunlardan en önemlisi açı 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 benzerliği arkadaşlar. En fazla sorular oradan geliyor. Sonra Thales benzerliği. Thales benzerliği şunlar birbirine paralel verildiğinde yukarıdan aşağıya A bölü B neye eşittir? C bölü D'ye eşittir. Ya da sana kalmış A bölü C B bölü D de yapabilirsin. Tamam mı? Thales amca bunu demiş. Sonra ne var? Kelebek benzerliği. Bunların ispatı hep açı açı açıdan geliyor zaten. Mesela bu kenarlar A B C. Bu kenarlar da X Y Z iken. Yukarıdan aşağı oranlamalar A'nın x oranı. A bölü x eşittir. Aynı doğru üstünde B bölü y eşittir. B bölü y o da eşittir. C bölü z aynı doğru üstünde. Biz bunları yaparken ne yapıyorduk? Kat şeklinde yapıyorduk. Nasıl yani hocam diyecek olursan şu şekilde. Mesela şöyle bir şey geldi. Kelebek. Kelebek olması için ne olması lazım? Paralellik olması lazım. Atıyorum buraya 4'e 6 demişse. A 4 bölü 6 2 bölü 3. Yukarıdan aşağı 2 bölü 3. Burası 2K iken burası 3K. Burası 2A burası 3A katı şeklinde yazmayı böyle tercih ediyorduk. Tabi o da sana kalmış ama sen de katı şeklinde yazmayı böyle tercihlerin arasında tutsan daha sağlıklı olur. Geldik temel benzerlik. En fazla karşımıza çıkan kelebek benzerliği ve temel benzerlik. Temel orantı benzerliği de diyebiliyoruz. Yukarıdan aşağıya oranlama. İşte şu bölü tamamı. Şu bölü tamamına eşit olacak. O da DE bölü BC'ye eşit olacak. Yazılmış zaten burada. Ben burada örnek üzerinde göstereyim bunu. E hocam şöyle bir şey verilmişse burası 6 burası 4 verilmişse e hocam 6 bölü 10 burada da 6 bölü 10 olacak. Yani 6 bölü 10 3 bölü 5 ya burası 3K iken burası 5K olacak. Buraya da 2K kaldı diyebiliriz. Ama tavsiyem koldan kola geçişte bak e, 6 bölü 4 ya bu şekilde de diyebilirsin. Tekrara girmek zorunda değilsin. Hocam yukarıdan aşağı 6 bölü 4 oran var. Yani 3 bölü 2. Burada da yukarıdan aşağı 3 bölü 2 oran var diyebilirsin. Ha şuraya gireceğimiz zaman tekrara bakarsın. 6 bölü 10. Yani 3 bölü 5. Burası 3x iken burası 5x yazabilirsin. Bu şekilde yaparsan koldan kola geçişte de pratiklik sağlanacaktır. Soru çözdük zaten bu pratiklikler de sağlanılıyor. Ve aynı zamanda h1 bölü h2'ye de tabi burada katabiliriz arkadaşlar. Bu oranlama aynı zamanda h1 bölü h2'ye de eşit. Çünkü burada Burada da yine bir temel orantı var. Ekstradan bir şey katmanıza gerek yok. Bir özellik gibi değil. O şekilde algılamanızı da istemem burada. Özellik değil. Zaten buradaki temel orantı şöyle. Şurada da H1 bölü H1 artı H2 olacaktı. Yanlış yazmışız. H1 artı H2 şeklinde olacak. Evet geldik şuraya. Şunlar eşit olduğunda 1, 2, 3, 4 şeklinde gidiyor. Niye? Hocam ezbere yapma ya. 1 bölü 2 zaten burası. E 1 bölü 2 olacak. 1 bölü 3 burası e, A ise 3A olacak. E, 1 bölü 4 burası e, A ise 4A olacak diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada bir de nelerden bahsedebiliriz? Benzerlik oranı aynı zamanda kenarlarla alakalı bütün oranlamalara eşittir. Mesela benzerlik oranı biz bulduktan sonra benzerlik oranını çevreleri oranına da eşittir kenarla alakalı. Ya da yüksekleri oranına ya da kenar ortayları oranına da eşittir diyebiliriz. Bu söylediğim cümle genel bir cümle. Ama genel bir cümle uzunluklarla alakalı bir cümle. Yalnız burada yüksekler oranına eşit ya aynı açılardan çizilmesine dikkat edeceksin. İşte e, aynı açıdan çizilen yükseklikler yani farklı açılardan çizilen yükseklikler oranı benzerlik oranına eşit değildir. Yükseklikler oranı aynı açılardan çizilen yüksekler oranı benzerlik oranına eşittir. Ya da aynı açılardan çizilen hani farklı üçgenlerde çift çizgi çift çizgi açıları var ya ondan bahsediyorum. E, aynı açılardan çizilen kenar ortaylar oranı yine benzerlik oranına eşittir. Ya da açı ortaylar oranı benzerlik oranına eşittir. İşte bunların hepsi neye eşittir? Benzerlik oranına eşittir. Bir tek alanda. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. Yani k kare eşit olacak. E, mesela şöyle bir şey temel orantıyla gösterebilirim bunu. Atıyorum burası 2 burası 1 olsun. 2 bölü 3 ya. Karesi 4 bölü 9. Hocam burası 4 ayken tamamı 9a olacak. Buraya 5'a kaldı diyebiliriz arkadaşlar. Benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşit. Bunları sorularda daha net bir şekilde göreceğiz. Ve bu arada eşliği ayrı bir şekilde anlatmadık. Benzerliği bilen eşliği de rahat bir şekilde bilir. Eşlikte de arkadaşlar benzerlik oranı 1 olan üçgenlere biz ne diyoruz? Eş üçgenler adını veriyoruz. Eş üçgenlerde de yine benzerlik tiplemelerini bildikten sonra sonuca büyük ihtimalle çok rahat bir şekilde ulaşırsın. E, eşlikte de en fazla karşımıza çıkan kenar açı kenar eşliği oluyor. Aynı açının karşısındaki aynı açının kolları her iki üçgende de aynıysa yani şöyle bir şey. Alfanın kolları A'ya B. Diğer üçgende de burası alfa verildi. Böyle A'ya B verildi. Alfanın kolları A'ya B. Alfanın kolları A'ya B ise bu iki üçgen nedir diyeceğiz. Eştir diyeceğiz. Tamam. Burada eşlikte de benzerlik gibi mantığı yine üreteceğiz arkadaşlar. Açıları yazdıktan sonra gerisi sıkıntı değil. Mesela burada ABC yazdık ya. Bak A'yı gören C açısı nokta açısı A'yı gören buradaki açı nokta açısı diyeceğiz. Sonra burası da çizgi açısı B'yi gören çizgi açısı B'yi gören açılar yazıldı ya sonrası gerçekten çok kolay. Benzerlikte aynı açının karşısındakileri oranlıyoruz. Eşitte de aynı açının karşısındakileri eşitliyoruz. En fazla karşımıza çıkan kenar açı kenar eşliği oluyor. O yüzden bunu verdim. Kenar 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 da var. Karşılıklı kenarlar birbirine eşitse iki üçgen eşittir. Bir de ee, kenar açı kenar. Bir de açı kenar açı var. Açı kenar açıyı da böyle çok fazla kafanıza takmanızı istemem. Açı açı, açı açıya benzetiyoruz. Bütün açılar eşit oluyor ya orada çünkü. İki açı eşit olduğu için. Bütün açılar eşit ve aynı açının karşısında aynı kenar varsa iki üçgen eşittir diyoruz. Genelde biz kenar açı kenarda sıkıntıyı yaşıyoruz. Onu da burada size göstermiş bulunuyoruz arkadaşlar. Evet böylelikle tekrarımızı yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Sorulara, klasik sorulara Hadi bakalım. Geçelim. ABC üçgeninde eşitler ve açılar verilmiş. 40, 70 ise burası da ne olacak? 70. Bak eşitler var. Ayrı ayrı üçgenler. Bir de dikkat edelim. Burada 70'in kolları çift çizgiyesi. Burada da 70'in kolları çift çizgiyesi. Hee. O zaman şu üçgen ile şu üçgen ne oldu? Eş. Zaten eşit de en fazla böyle karşımıza kenar açı kenar çıkıyordu. E baktığın zaman aynı açının kolları çift çizgiyesi. Aynı açının kolları çift çizgiyesi. O zaman bunlar eş üçgen oldu. E bizden ne isteniyor? Şu açılar. B, E, D. B, E, D. Şuradaki açı zaten eş yapılar ya. Eş yapılar olduğu için S'yi gören nokta açısıysa S'yi gören nokta açısıdır burası. Sonra burası çizgiyse çift çizgiyi gören burada da çizgidir burası. Zaten eşliği gördüğümüz zaman hemen açıları yazmak çok önemli. Sonrası gerçekten çok kolay bir şekilde çıkıyor. B, E, D açısı. B, E, D. Şuraya A diyelim. A artı FGC. FGC'ye de çizgi açısı. Çizgi açısına da B diyelim. Çizgi açısına da B dediysek e, o zaman burası da B. E A artı B artı 70'in ne olduğunu biliyorsun sen? Hocam 180 olduğunu biliyoruz. Böylelikle A artı B'yi kaç buluruz? 110 buluruz. Zaten benden de şu ikisinin toplamı yani A artı B isteniyor. Cevap böylelikle 110 oldu. Yani birinci soru Edremit oldu. Geldik 2'ye. Evet ÖSYM'nin de sorduğu bir kalıptır. Dikkat edin lütfen. Şimdi ABC eşkenar üçgen demiş ve şuradaki eşitleri vermiş. Hmm. Bu bir eşkenar üçgen. O zaman şu eşitleri kullanacağım. A A diyeyim. Şuraya bir B dersem A artı B e burası da artı B. Burası da B oldu. Burası da artı B mi? Evet. Şimdi ben bu eşitlere bakacağım. Mesela eşitler verilmiş ya. Eşitlik verilmiş. Eşitleri kullanacağım. Şu üçgen verilmiş eşitlikte. Bir de başka nerede verilmiş? Eşitlikte bu üçgen verilmiş. A, Bu üçgenlere baktığım zaman herhangi bir güzel bir şey yakalayabiliyor muyuz? Hayır. Ama şunların eşitliğinden dolayı burası B iken bak burayı da B bulduk. Şimdi bunların eşitliğine bakalım. Burada bir şey var mı diye bakalım. Yani orayı da sarıyla göstereyim hemen. Şuradaki B'ye ait şu üçgene bakalım. Bak B'ye ait bu üçgene baktım. Bir de B'ye ait başka bir üçgen var mı? B'ye ait şuradaki üçgen de var. E şuradaki üçgen de var. A burada da hiçbir şey yokmuş gibi aslında. Ama bu bir eşkenar üçgen mi? Evet 60. Burası da 60 mı? Evet hatta burası da 60. Bak dikkat et. 60'ın kolları B'ye A artı B. 60'ın kolları B'ye A artı B var mı? Kenar açı kenar. Evet İlk başta böyle çözerken zormuş gibi gelebilir ama sonrasında biz bunu gerçekten yapabiliyoruz. Ama aslında bir şey söyleyeyim mi? Ben B'den dolayı gittim ama B'den gitmeyeyim ya. Şu A'dan da gidebilirim aslında. Şurada A'lar verilmiş ya. A'da da vardır büyük ihtimalle. Bak öncelikli olarak burada bir şey yok dedik ama belki de vardır ya. Şuraya bir dikkatli bakmadık. Şu ağlı, ağlar verilmişti ya. Hemen ağlı bu üçgenle, ağlı bu üçgene bir daha bakayım. Şöyle eksik bir şey vermeyeyim ben size. Biraz önceki B'lerden de eşlikten de yine çıkartabiliriz sonucu. E hocam şuradaki üçgen eşkenar üçgen 60. Bu da eşkenar üçgen 60. Bak 60'ın kolları sarı üçgende A'ya A artı B. 60'ın kolları sarı üçgende değil mavi üçgende A'ya A artı B. Bak her iki üçgende de aynı açının kolları iki üçgende de karşılıklı olarak eşit mi eşit. O zaman bu sarı üçgenle mavi üçgende oldu eş oldu. Eşlikte ne yapıyorduk? aynı açının karşısındakilerin eşitliğini yazıyorduk. Mesela A'yı gören buraya alfa yazarsam burada da sarı üçgende de A'yı gören alfadır. E hocam tamamı atmıştı. Buraya 60 eksi alfa kaldı. E, x açısı burada. Bak şimdi şuradaki üçgende iki iç açının toplam bir dış açıdan burası 60 yaptı. O zaman burası da kaç yapar? 120 derece yapar. ÖSYM sordu arkadaşlar. Bu eşkenarda şu kalıbı da sever. Bu kalıbı da aklınızda tutun. Yani eşitlik verildiği zaman o ağlık üçgenlere bakın. Eşitlikler boşu boşuna verilmedi. O yüzden bizim için çok önemli bu. Lütfen ama lütfen dikkat edin. Geldik 3'e. Evet ne verilmiş burada? Burası AE uzunluğu K iken ED uzunluğu verilmiş. Bir de 2K verilmiş. Ya arkadaş bak şimdi üçgenler var elimde. Biraz da çakal olacaksın. Çakallık çukallık. Şimdi sen soruya baktığın zaman ya geometride bir uzunluk isteniliyorsa büyük ihtimalle iki konu karşımıza çıkar. Özel durumlar yoksa ya dik üçgenden ya da benzerlikten sonuca ulaşırsın. Özel durumlar yoksa dediğim nedir? Mesela özel durum açı ortaylık var mı? Kenar ortaylık var mı? Bunlar özel durumlardır. Ki bunların da detayına girecek olursak aslında karşımıza yine benzerlik. ispatları benzerlikten çıkıyor aslında. O zaman baktık soruya dik üçgen yok. Büyük ihtimal benzerlik. Açı, açı verilmiş bir de. E, üçgende de aslında soru seni biraz yönlendiriyor. Bak hocam noktalı şu üçgene mi dikkat edeceğim? Ya kardeşim noktalı bu büyük üçgende hiçbir kenar verilmemiş. Oraya dikkat etme. Noktalı bu üçgende bak neresi verilmiş? Noktalı bu üçgende şu kenarlar verilmiş. Bak 4 ve K verilmiş. Bir de noktalı bu üçgende şu kenarlar verilmiş. O zaman sen bu üçgenlere yoğunlaşacaksın. Benzerlik hissettiğin an ne yapıyorsun? Açılara dalmayı ihmal etmiyorsun. E o zaman ben buraya hocam çizgi dersem. Aa ters açıdan burası da çizgi. Bak nokta çizgi 3. açı çift çizgiyken nokta çizgi 3. açı burada da çift çizgidir. Bitti. İki üçgende bütün açılar eşit olduğu iki üçgen benzerdir. Hatta çift çizginin karşısı k çift çizginin karşısı 2k benzerlik oranı 1'e 2. E o zaman burada noktanın karşısı 4 iken noktanın karşısı kaç olur o zaman? 1'e 2'den dolayı 8. Çizginin karşısı var 12. Çizginin karşısı küçükte 6 yapar. E bizden af artı bilmem ne isteniyor. E yani ec isteniyor. 6 artı EC. EC'yi de 8 bulduk. Toplamı da kaç yaptı? 14 yaptı. Valla bu soruda neredeyse her yani bütün geometriyi böyle tekrar ettim arkadaşlar. Yani mantığınızı nasıl kullanmanız gerektiğini. Normalde sen bu soruyu görsen. Hocam şu üçgenlere dikkat ederim. Şu ve şuna dikkat ederim diyebilirsin. Ama o soruda nasıl hareket edeceğimiz nereden belli? Verilen bilgilerden belli. Verilen bilgileri de kullanmayı iyi bileceksin. E burada bak bu üçgende kenarlar verilmiş. Üçgenleri böyle daralttık. Normalde baktığın zaman üçgen sayısı fazla ama verilen bilgiler bizi çözüme çok rahat bir şekilde itiyor. Tamam bu dediklerimi unutma altın değerinde. Geldik dörde. Bu arada cevabı işaret mi? Evet Akçay yaptı geldik dörde. 90'lar da uçuşuyor. Bak bir de AF ile BC birbirine paralel verilmiş. Burası 90'sa U'dan dolayı burası da 90 mıdır? Evet. Bu arada 8 15 burası nedir? 17'dir. Hemen bunu da yazalım. E 90'lar havada şu. Dal kardeşim alfa, beta'ya. Alfa, beta. Alfa, alfa 90 beta. A bu üçgenle bu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısı 17, 90'ın karşısı burada da 17 olduğundan aynı açının karşısındakileri eşit olduğundan eş üçgen oldu. Madem eş üçgen, alfa'nın karşısı 8 burada da alfa'nın karşısı 8'dir. Beta'nın karşısı 15 kenar. Burada da beta'nın karşısı 15'tir. Bizden AB eksi BC isteniyor. AB'yi 15 bulduk. BC'yi de 8. Yani farkları da kaç yaptı? 7 yaptı. Evet örnek 4. Balık kesir yaptı. Sizi uyarmıştım. Açı kenar açı eşliği aslında bu. Ama herhangi bir kalıp olarak bilmeyin. Açılara dalın. Bütün açılar eşit oluyor. Aynı açının karşısındaki de eşit oluyor. Çok da kolay bir eşlik yapısıdır. O yüzden eşliklerde sadece size kenar açı kenardan bahsettim. Kenar açı kenara bilmeniz yeterli. Geldik örnek 5'e. ABC üçgen AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Şu AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Sonra AE ile DC eşit verilmiş. Şu AE ile DC eşit verilmiş. Ya bak bu eşitlikler seni nereye itiyor? Hocam şuradaki üçgene ve buradaki üçgene itiyor beni. Bak soruyu ilk defa çözüyoruz. Verilen bilgiler bizi itecek. Ya ben bu kenar eşitliklerini düşüneceğim. O zaman bu üçgenlere bir ayrı bir gözle bakacağım böyle. Tamam. Yani verilen bilgileri kullan kardeşim. Şöyle göreyim diye soruyu böyle şaşık alıyorsunuz ya. Bırakın şu görme işini. Verilen bilgileri kullan benim gibi çok rahat bir şekilde soruyor. öyle gör. Evet neyse. Bir de bana şu verilmiş. Ne verilmiş? Şuraya A dersem, buraya B dersem. DC uzunluğu A iken zaten burası da A'dır. DE uzunluğu da B'miş. BE uzunluğu da A artı B'miş. Bak şurası da A artı B'miş. Bak şimdi Dikkat et. Şu x kenarlığı da ben kullanacağım. Açıları da dalacağım burada büyük ihtimalle. E ben şuraya bir alfa dersem. Hocam alfa artı 15 iken burası da alfa artı 15 oldu mu? Oldu. Sonra başka bir şey verilmiş mi? 15 derece verilmiş. Başka da bir şey yok. Ha var. Olmaz mı? Bir üçgenlere ayrı bir gözle bakacağız demiştik ki. Üçgene bak şimdi. A var. A artı B var. Çift çizgi var. E burada da A var. A artı B var. Çift çizgi var. A iki üçgende bütün kenarlar birbirine eşit. A, A artı B çift çizgi A artı B çift çizgi. O zaman bu iki üçgen ne oldu? Eş kenar kenar kenardan. Ben eşliği bulunca ya da benzerliği bulunca açı yazmayı çok önemserim. Burada da ikiz kenardan dolayı alfa ise alfa artı 15 alfa artı 15 yazdık. Tamam eyvallah. Bak buradaki üçgende A'yı gören 15 iken A'yı gören burada da 15 midir? Evet hocam. A artı B'yi gören alfa artı 15 ise Burada da A artı B'yi gören alfa artı 15'tir yazdım. A büyük üçgenin bütün açıları çıktı. Alfa 15, alfa artı 15, 15, alfa artı 15. Yani 1, 2, 3 tane alfa var. artı 15, 15, 15, 15. Topladığın zaman 60 eşittir. 180 iya. 180 iya. <laughs> ne, ne demekse. 3 alfayı böylelikle 120 buluruz. Alfa da böylelikle kaç çıkar? 40 çıkar. BAC isteniyor bizden. Yani B açısı da alfa artı 15 artı 15'ten 30. Alfayı da 40 bulmuştuk. 40 artı 30'dan cevap kaç çıktı? 70 çıktı. Evet örnek 5 balık oldu. Görmeyi öğrenmişsinizdir inşallah. Daha doğrusu verilen bilgileri kullanmayı öğrenmişsinizdir inşallah. Evet geldik örnek 6'ya. Kare sorusu hocam daha kare işlemedik kardeşim. Dikdörtgen ve kare soruları da üçgenlerden çözülüyor. Özellikle içinde ekstra bir 90 derece varsa %99.9 alfa betadan çözülüyor. Bakalım. Şimdi ABCD kare. Kare işlemedik ama biliyoruz ya. Bütün kenarları birbirine eşit olan. Tanımını kullandık. 8 verilmiş 4 verilmiş. Dal kardeşim alfa betaya. Alfa beta alfa beta alfa beta. Alfa betalı üçgenlerde özellikle karede bak 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 şurada. 4 8 alfa betalı bu üçgen var. Bir de şurada da var burada da var. Hatta büyüğünde de var. Neye dikkat edeceğim? Burada alfa beta 90 ya 90'ın karşı çift çizgi ya. Var mı 90'ın karşı çift çizgi? Evet. Şuradaki üçgende 90'ın karşı çift çizgi. İşte o zaman bunlara dikkat edelim. Genelde karede eş yapılara dikkat ediyoruz. Hocam bu iki üçgen eş oldu. 90'ın karşısındakiler de aynı olduğundan. Alfanın karşısı 4 ise alfanın karşısı burada da 4'tür. Burada betanın karşısı 8 ise burada da betanın karşısı 8'dir. Buraya da ne kaldı o zaman? 4 kaldı. Buna göre x kaçtır diye soruluyor. G, de x'miş. Ne var burada? Hocam dikten dik çizildi. İstersen devamını böyle şeyde yapabilirsin. Benzerlikten de yapabilirsin. Benzerlikten nasıl yaparsın? Hocam şöyle. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. E burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 hocam. Direkt x'e 2 diyebilirsin. Ya da dikten dik çizilmiş öklüt bağıntısı. 4'ün karesi eşittir. 2 çarpı şurası 8. 2 çarpı pardon x çarpı 8'e eşit olacak. x'e burası daha 2'yi bulmadık. x çarpı 8'den X'i de böylelikle kaç buluruz? 2 olarak buluruz. Ya da alfa benzerliğinden bu şekilde sonuca da ulaşabilirsin. Evet cevabı ne bulduk? Balıkesir bulduk örnek 6'da. Geldik. Örnek 7'ye. Oy benzerliği bu sefer vermişim. Benzerliği verdiği zaman da üçgenlere dikkat et. ABC üçgeni büyük üçgen tamam aklımızın bir köşesinde. Bir de EDF. Bak EDF'yi belirt. EDF. Bak şu üçgenle Büyük üçgen benzer. Büyük üçgenin de üstünü karalayayım şöyle. Bak şu üçgen benzer. Benzerliği böyle yazdıktan sonra önemli olan açıları yerleştirmek. Hadi yerleştirelim. ABC'deki A açısıyla ABC'deki A açısı burası, nokta açısıyla EDF'deki E açısı, EDF'deki E açısı yani burası, nokta açısı olacak. Yani burası kaç oldu? 60 oldu. Sonra ABC'deki B açısıyla ABC'deki B açısı 50, D açısı eşit işte olacak. EDF'deki D açısı yani burası 50 olacak. 50 60 70 burası. E burası da ne oldu? 70 oldu. Burada bir ikizkenarlık var. Bak şunları eşit vermiş bize soruda. ED ile DC eşit vermiş. 70 ise burası da 70'tir. 70 50 120 buraya 60 kaldı diyebiliriz. 50 60 ise buraya 70 kaldı diyebiliriz. 180'e tamamlayana 70 70 140'tan buraya da kaç derece kaldı diyebiliriz? 40 derece kaldı diyebiliriz. Yani örnek 7'yi Balıkesir bulduk. Geldik örnek 8'e. Birer açı eşitliği verilmiş. Kardeşim ben artık şu boyuttayım. Sen de artık o boyuttasın. Bir uzunluk isteniliyorsa iki konu düşünüyorum. Ya dik üçgen ya benzerlik. Özel durumlar olmadığı sürece. Ya birer açı eşitliği de verilmiş. Büyük ihtimalle benzerlik. Birer açı eşitliği verildiğinde hemen ne yapıyoruz? Ortak açı kalıbı. Hemen noktalı küçük üçgenle noktalı büyük üçgeni ayrı ayrı düşünüyorum. Ya bunlar iç içe verilmiş ama ayrı düşün bir de. Şu üçgenle büyük üçgen. Bir de ortak açısı var mı? Aha da burası. Nokta karaladığım 3. açıya 180'e tamamlayan çift çizgi ise nokta karaladığım burası da çift çizgidir. Benzerlikte en önemli şeyi hallettik. Yani neyi hallettik? Açıları yazmayı hallettik. Bunu hallettikten sonra gerisi çok kolay. Aynı açının karşısındakileri oranlayacağız. Hadi bakalım. Noktanın karşısı 4 bölü. Noktanın karşısı hop 8. Çok kolay bir benzerlik var. Noktanın karşısı 4 ken 8 olmuş. 1'e 2 oran var. Kafadan yap o zaman. Çift çizginin karşısı 5 çift çizginin karşısı 2 kattan dolayı 10 olur hocam. X'i de kaç buluruz? 6 buluruz. Cevap bu. Ya da noktanın karşısı 4 bölü. Noktanın karşısı 8 eşittir. Çift çizginin karşısı 5 bölü. Çift çizginin karşısı burada da işte 4 artı x hocam deyip işler dışlar yapabilirsiniz. Ama benzerlik oranı 1'e 2, 1'e 3, 1'e 4, 1'e 5 gibi kolay bir benzerlik karşınıza çıktığı zaman bu şekilde kafadan da yapabilirsiniz. Tamam. Evet Cevabımız örnek 8'de Ceyhan geldi. Geldik örnek 9'a. Aa hocam bir dikiklik gördüm. Hemen şuradan şunu şöyle çizeyim. Sakın. En çok yapılan hata. Yapma bunu. Kardeşim 90'lar ama uçuyorsa dal alfa betaya. Ama sonra da sana dikdörtgen vermiş. Önce dikdörtgenin tanımını uygula. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. 7 ise 7. Burası x artı 3 ise burası da x artı 3. Tamam. E sonra e 90'lar ama uçuşuyor. Dal alfa betaya. Alfa, beta, beta 90, alfa, alfa 90, beta. A şu üçgenle şu üçgen bütün açılar eşit oldu. Benzer. Alfanın karşısı 2 bölü alfanın karşısı 3. Kolay bir benzerlik yok. Yaz o zaman. Betanın karşısı. Bak buradan başladık bu arada. Benzerliğe başladığını yıldız koy. Çünkü benzerliğe başladığını üstte yazacaksın. Alfanın karşısı 2 bölü alfanın karşısı 3 eşittir. Betanın karşısı x artı 3 bölü. Betanın karşısı 5 oldu. İşler dışlar. 3x artı 9 eşittir 10 yaptı. 3x eşittir 1 yaptı. X de böylelikle 1 bölü 3 çıktı. Yani cevap örnek 9'da Akçay oldu. Geldik örnek 10'a. Aa hocam ne yapacağız burada? Bazılarınız hocam kosinüs teoremi buraya alfa derim. Bu kosinüs teoreminden kosinüs alfa'yı bulurum. Sonra bir daha kosinüs teoremi yaparım. X'e ulaşırım büyük üçgende diye yapabilirsiniz. Ama ben ne yapacağım? Şimdi soru geldi. Geometrik düşünüyorum. Ben ge kosinüs teoremini sevmediğimi cümle alem biliyor. Hala sen de öğrenmediysen yani yuh yuh şarkısını sana iade ediyorum. Arkadaşım soruya baktım. Bir soru varsa bir soruda bir uzunluk soruluyorsa aklıma geldi. Ya dik üçgen ya benzerlik. Bakıyorum özel durum da yok. Açı ortay kenar ortay gibi. O zaman dik üçgen de yok. O zaman benzerlik. Tamam. Benzerliği düşüneceğiz şimdi. Ama hocam benzerliği düşünürken böyle açı hemen kalıp bir ve kalıp iki gelir aklıma. Böyle benzerlik falan da verilmemiş. Hiçbir açı eşitliği yok. Ama sadece ve sadece tek bir açı eşitliği var. Tek bir açı varsa kenar açı kenar var mı diye bak. Bak genelde öğrencilerin yapamadığı sorular şunlar oluyor. Hep kenar açı kenar. Sen de benzerlikle ilgili. Hani baktın ya soruya. Hani büyük ihtimal benzerlik dedin ya. Benzerlikle ilgili soruyu çözemiyorsan o zaman kenar açı kenar var mı diye bak. Bir açı eşitliği var. Şu üçgene baktın. Şu üçgende alfa var. Büyük üçgende de alfa var. Kenar açı kenar incelemek aslında çok kolaydır. Alfanın kollarını küçükten büyüğe doğru yaz. Hocam 4'e 8. Bak 4'e 8. Öbüründe de büyükte de küçükten büyüğe doğru yaz. Alfanın kolları kaç? 10'a 20. Aa hocam 4 gen 8 olmuş 10 iken 20 olmuş 6 iken 12 en fazla yapılan hata. Sakın bu hataya düşme. Bu kenar açı kenar benzerliğini nasıl buluyoruz? Alfanın kollarını yazdıktan sonra küçükten büyüğe doğru her ikisinde oranla. Her ikisindeki oran aynıysa ki buradaki oran 2 bölü 5 buradaki oran da 2 bölü 5. Bu iki üçgen kenar açı kenardan benzerdir diyoruz. Benzerlik oranı da 2 bölü 5'tir. E benzerlik oranı 2 bölü 5 ya. Aynı açının karşısındaki kenarlar oranına yani alfanın karşısı 6 bölü alfanın karşısı x'e oranına eşittir. 2x eşittir 30'dan x'i de böylelikle 15 olarak buluruz. Cevap böylelikle denizli çıktı. Örnek 10 denizli. Geldik örnek 11'e. Temel orantıyı şöyle bir tekrar edelim. Hocam şunlar paralel verilmiş. Şunlar da paralel verilmiş. Öncelikle sayıların olduğu yere yoğunlaşıyorum. Bunların da ispatı açı açı açıdan geliyor aslında ama bunlar kolay. Temel orantı ve kelebek benzerliği işimizi kolaylaştırdığı için biz kolay yoldan yapmayı tercih ediyoruz. Arkadaşım şurada 6 ve 9 var. 6 ve 9 ne demek? Şunun şuna oranı demek. Bunun bunun oranı 6 bölü 9 iken 6 bölü 9 dediğimiz nedir? En sade şeklini yazalım. 3'e böl 2, 3'e böl 3, 2 bölü 3. Hocam burası 2A iken tamamı 3A olacak. Yani burası A oldu. E 2'ye 1 oran var. Koldan kola geçiş. Hocam burası da 2'ye 1 oran olacak. Hatta burada da 2'ye 1 oran mı olacak? Evet. E şimdi benden Fatma Kara uzunluğu isteniyor. Değil mi? X. Evet. Böyle bir tekrar. Fatma Kara'nın da kim olduğunu artık öğrendin herhalde. Burada temel orantı var. Şunlar işin içine girince temel orantı tekrarlı yapıyoruz. 2M'in 3M oranı eşittir. X bölü 6 mıdır? Aynen öyle. M'ler gitti. işler dışlar. 3 x eşittir. 12 iken x'i de böylelikle 4 olarak buluruz. Evet 11. soru Denizli çıktı. Geldik. 12. soruya. Evet AE uzunluğu 2K. EB'nin uzunluğu 3K. EB'nin uzunluğu neredesin? Buradasın. 3K burası da 2K. Bazılarınız bunu bilir. Ben bunu şu şekilde de anlattığım oldu. Akılda kaldığı için. Hocam şuradan şuraya bak 2K var. 2K'da kaç artmış? 4 artmış. Hı. 2K'da 4 atmışsa K'da kaç artar? 2 artar. O zaman burada 3K var. 3K'da da 6 artar deriz. Çünkü K'da 2 artıyor. 3K'da 6 artar. 10 ken 6 arttırdın. Kaç oldu? 16 olur der. Cevabı işaretlersin. Bu. Oran orantı yandı bile. Ya da hocam ben bilmiyorum bunu. Ben bilmiyorum böyle bir yöntem. Bir kere gösterdim ya. Büyük ihtimal aklında kalır. Bu tür soru çeşitlerini artık bu şekilde yaparsın bence. Hocam paralellikler varsa aklımıza ne gelecek? Temel orantı. Genelde yukarı doğru uzatıyorsunuz ama temel orantıyı şöyle de oluşturabilirsiniz kardeşim. Paraya kenar oluşturarak oluşturduk. 6 iken 6 buraya 4 kaldı. Burası da 6 buraya da x eksi 6 kaldı. E hocam 2k 3k e, burası da 2k burası da 3k. Bak temel orantı var burada. 2'nin 5'e oranı hatta 2k bölü 5k eşittir. 4 bölü x artı 6 x eksi 6 mı? Evet. Şunlar sadeleşti. 2x eksi 12 eşittir 20 ise 2x eşittir 32'den x'i de böylelikle 16 diye temel orantıyla da bulabilirsiniz. Ama soruya böyle ilk yoldan çözdüm ya büyük ihtimalle ilk yol senin aklında kalmıştır. Gördünüz mü bu arada tikim var. Şunu böyle düzgün yapamasam böyle onlarca kez yapmaya yelteniyorum. Örnek 12 edremit oldu. Geldik örnek 13'e. Şekilde bir dik üçgenin iç bölgesinde üçgenin belli bir oranda küçültülmüş hali. Belli bir oranda küçültmüşsem kenarlarının hepsi belli bir oranda mı küçüldü? Evet. Şimdi bu şekilde oluşturulmuş cetvel. Cetvelin dıştaki üçgenin dik kenar uzunlukları 12-16 içtekinin de 15 olarak verilmiş. Arkadaşım bu bir dik üçgen belli bir oranda küçültülmüşse bu da bir dik üçgen. 12-16 20 ise 20 mi burası? Evet cetvelin şimdi içteki üçgenin çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşım İki üçgen benzer mi belli bir oranda küçültüldüğü için? Evet benzer. Benzerlik oranı. Bütün kenarları ayrıyetten bulabilirim ama çevre isteniyor benden. Benzerlik oranı çevreleri oranına da eşittir. O yüzden gerek yok. E ama burada bakacak olursam benzerlik oranı ne? Hipotenüsleri oranı benzerlik oranı değil midir? Evet 15 bölü 20 çevreleri oranına eşittir. Evet küçük üçgenin çevresi çevre C diyecek olursam büyük üçgenin de çevresi belli. 12, 16, 20 toplamı kaç yapıyor? Şu 28, 48. Evet 15 bölü 20 benzerlik oranı çevreleri oranı eşitlikten yaptık arkadaşlar. Sadeleştirmeleri yapalım. 5'e bölsen 3, 5'e bölsen 4, 4'e bölsen 4'e bölsen ee, kaç çıkıyor? 2'ye bölsen 24, 12 yaptı. O zaman 3 ile 12'nin çarpımı çevrede kaç çıkar? 36 çıkar. Evet 13. soru 36 bulduk yani Ceyhan bulduk ve geldik bu videonun son sorusuna. Aşağıda kenar uzunlukları 6, 10 ve 12 olan bir üçgene büyüteçle bakıldığında en kısa kenarın 12 birim olduğu görülüyor. Bak normalde kenar uzunlukları 6, 10, 12. En kısa kenar 6. Ben büyüteçle baktığım zaman en kısa kenar ne olmuş? 12 olmuş. Yani büyüteçle baktığım zaman kenarlar büyüyor. Açılarda bir büyüme var mı? Yok. Benzerliği yeni nesle çevirmişiz sadece. Buna göre büyüteçle görünen üçgenin çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşım en kısa kenar 12 olduysa, 2 kat olduysa. 10 kenarı da 20 olur. 12 kenarı da 24 olur. Ya da siz bunun çevresi kaç? 10 e, Topladığınız zaman 28. Hocam bunun çevresi 28. 1'e e 2 oran var. O zaman 28'in 2 katı 56 olur diyebilirsiniz. Benzerlik oranı çünkü 6 iken 12 oldu. 1 bölü 2 ya. Çevreler oranında 28 iken 2 katı 56 olur diyebilirsiniz. Ya da 12, 20, 24 yazdık. Çevre de böylelikle neye eşit oldu? 12 artı 20 artı 24'ten dolayı. Topladığınız zaman 44 56 yapıyor gençler. Evet böylelikle cevabı Denizli bulduk. Ve bundan sonraki kısım biraz yeni nesli ilgilendiriyor. O zaman ne diyoruz? Dördüncü günün birinci videosunu halletmiş olduk. Klasik soruları şöyle bir hatırladık. Yani yeni nesil sorular da artık alıştığınız bence klasik sorularının yeni nesil sorulara çevrilmiş hali değil mi kardeşim? Sadece hikaye konuluyor. Bir sonraki videoda bunu göreceğiz ve göstereceğiz. Gençler böylelikle dördüncü gün birinci videoyu bitirdik. Ne diyoruz? Dördüncü gün ikinci videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.